Merhaba değerli dostlar. Yaz ayı bitince birçok bitki de doğadan kaybolur ve sonbaharda az bitki bulunmasına karşı bu videomuzda doğada bulabileceğiniz 10 yabani yiyeceği sizlere tanıtacağız. Böylece doğada bulunduğunuz anda tüketebileceğiniz ve çeşitli şekillerde faydalanabileceğiniz 10 adet yiyecek videomuzda sizlere tanıtmaya çalışacağız. Bataklık alanlarda yetişen saz şeklinde bir bitki ve bu yaz bitince sonbahara doğru mum şeklinde bir yapı oluşturur. Kedi kuyruğu veya şeytan mumu olarak bilinen bu bitki aslında yenilebilir kısımları da mevcut. Tüylü mum şeklindeki yapı tüylerinden arındırıldıktan sonra iç kısımda nişasta kaynağı bir yapı bulunuyor. Aynı zamanda bataklık alanlarda bunu sökebilirseniz kökleri de patatese benzer nişasta deposu şeklinde pişirerek güveçlerde veya yemeklerde kullanabileceğiniz veya taze olarak tüketebileceğiniz bir bitki, kedi kuyruğu veya şeytan mumu bitkisi. Yazın bitmesinden sonra doğada meyvelerini olgunlaştıran ve belki de en çok bulunan bitkilerden biri kuşburnu, C vitamini kaynağı ve oldukça lezzetli. Olgunlaştıktan sonra taze olarak tüketilebilen, çok yaygın bir şekilde çayı yapılabilen, aynı zamanda reçel, marmelat gibi türlü şekillerde değerlendirilen bir yabani meyve toplayıp kullanabilirsiniz. Kuşburnunun bulunduğu alanlarda yine yabani kara hurma da bulmak mümkün. Trabzon hurmasının yabani formu bu. Daha küçük meyveler oluşturur ve yine C vitamini kaynağı, özellikle olgunlaşan meyveler çok lezzetli, çiğ olarak tüketilebilen bir özellikte. Yine sonbaharda doğada bulabileceğimiz faydalı ve şifalı bir yiyecek sumak. Sumak bitkisi de ağaç formunda ve sonbaharda kışa girerken meyveleri olgunlaşır. Bu meyveler alınarak baharat haline getirilebilir. Çok güzel tada sahip limonata şeklinde tüketilebilir. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendiren bir çay yapılabilir. İşte sonbaharda sumak bitkisini de toplamamız mümkün. Kızamık otu veya berberis otu, yine kadın tuzluğu bitkisi de denilen ve küçük kırmızı meyveler oluşturan doğada kırmızı yapraklı bir bitki berberis otu. Berberis otunun da meyveleri yenilebilir ancak çekirdekleri tüketilmemeli. Meyvelerinden meyve suyu yapılabilir, reçel yapılabilir ve taze olarak tüketilebilir. Sonbaharda berberis bitkisinin de meyvesi yenilebilir bir yiyecek olarak kullanılmakta. Ve sonbaharda toplayabileceğimiz otsu bitkilerden kıvırcık labada, ekşi tada sahip yaprakları taze olarak tüketilebilir ve salatalara ekşimsi bir tat katmak için çokça kullanılır. Ayrıca sarması da yapılabilir. Yine bir otsu bitki sonbaharda bol bol çıkmaya başlar. Kuş otu. Kuş otu da yaprakları ve yumuşak sapları toplanarak çeşitli şekillerde tüketilebilir. Sonbaharın en çok bulunan yabani yiyeceklerinden biri kuş otu. Hem yemeklerde kullanılabilir hem de taze salatalarda tüketilebilir. Ve yine tüylü kalın yapraklarıyla ilgi çeken sığır kuyruğu otu. Bu yazın uzunca bir sap üzerinde sarı renkli çiçekler görülmekte. Ancak sonbaharda bu sap ve çiçek yok olmakta. Sadece tüylü kalın yaprakları doğada belirmekte. İşte bu yapraklar toplanarak kurutulur ve şifalı çay yapılır. Ayrıca yaprakları kurutulup tütün gibi içilerek değerlendirildiği de bilinir. Ve yine oldukça lezzetli tada sahip kuzu kulağı otu. Bu da yine doğal alanlarda yabani olarak yetişir. Sirkemsi, ekşi bir tada sahip, çorbalarda ve özellikle salatalarda taze olarak kullanılabilir. Ve yine son olarak ormanlık alanlarda bulunan, bağışıklığı güçlendiren ve kanser karşıtı olan bir bitki, çakal eriği veya güvem eriği, yabani erik olarak da bilinir. Hafif buruk ve ekşimsi bir tada sahip olmasına karşın
oldukça lezzetli ve bu bitki de kendine has aromasıyla toplanarak hem reçeli yapılır hem de meyve şeklinde taze olarak tüketilebilir.